Ne yaparlarsa yapsınlar, cin şişeden çıkmış vaziyette. Bunların yaralara derman olma şansı yok. Türkiye'nin sorunlarına derman olma şansı yok. Bunlar gidicidir ve gidecekler ve gidiyorlar da zaten. Neden gidecekler efendim? Şunun için bu kadar %315 zam dünyanın hangi ülkesinde var? Bir çiftçiyi düşünün. Şimdi benim özel bir arabam olsa mazota veya benzine zam geldiğinde kullanmayabilirim. Ama bir çiftçi düşün, tarlayı bir ekecek, sürecek tarlayı. Ya bu traktörü kullanmak zorunda. Yani ben traktörü kullanmıyorum, tarlayı başka türlü süreceğim deme şansı yok. Bu adam bunu unutur mu, bu zamı unutur mu Allah aşkına? Tam bir felaket bu. Arkasından çıkıyor, komisyoncuları suçluyor. Arkadan kamyoncuları suçluyor. Arkadan soğanları depolayanları suçluyor. Arkadan patatesçileri, arkadan manavları, arkadan mağazaları suçluyor. Ya kendi beceriksizliğini çöz kardeşim. Sen illa suçu birilerine yıkacak mısın? Bu %315 zammı kim yaptı? Akaryakıt bayisi mi yaptı? Hayır. Şoför mü yaptı? Hayır. Otobüs şoförü mü yaptı? Hayır. Sen yapıyorsun kardeşim. Dış koşullar mı etkiliyor ama? Dış efendim, koşullar. Bana söylesinler dünyanın neresinde 315 zam geldi? Yok mu? Şöyle düşünün. Rusya ile Ukrayna arasında savaş var değil mi? Size oranları vereyim Allah aşkına. Rusya'daki enflasyon oranı %17.8. Türkiye'de %73 resmi rakam. Gerçek rakam %160. Savaşan bir ülkede %17, Ukrayna'da %16, bir puan daha düşük. Türkiye'de %160, mazotta %315 zam. Neden bahsediyorlar bunlar? Hem dışarıdan geliyor, dış güçlerde. Hayır efendim, bunu yapan saray güçleri, sarayın oligarkları, sarayın beslemeleri, devleti yönetemez noktaya gelmeleri. Ya bir tane adam getirmişsiniz, seçmişsiniz, koymuşsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına. Ne yaptığı belli değil, ne söylediği belli değil. Gözlerine mi bakacağız, boyuna mı bakacağız, endamına mı bakacağız, geleceğine mi bakacağız? Hep bak diyor. Kardeşim sen dön bir şu benzin fiyatlarına bak. Dön şu mağazadaki süt fiyatlarına bak. Dön bir peynir fiyatlarına bak. Dön bir salatalık, domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberi yok.